Evet, hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar değerli katılımcılar. Risk Yönetim Derneği, Maden Uzmanlık Grubu'nun düzenlemiş olduğu ilk çevrim içi söyleşiye, webinara tekrardan hoş geldiniz. Maden Uzmanlık Grubu, maden alanında birçok konuda, güvenlikle, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışmaları yapan Risk Yönetim Derneği'ndeki bir uzmanlık grubudur. Bu webinarımızda madenlerde madde bağımlılığı ile mücadele konulu webinarımızı paylaşacağız. Bu webinarı Sayın Doktor Rıfat Serttaş ve Hamit Özen'le beraber sizlerle paylaşıyor olacağız. Webinarımızdaki madenlerde madde bağımlılığı madenlerde sağlık ve güvenlik yönetimi açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda farkındalığı artırmanın sektöre olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bu çalışmayı ilk webinarımız olarak sizlerle paylaşmak istedik. Madde bağımlılığı çok kapsamlı bir konu, hepimizin bildiği gibi. Bu kapsamlı konuyu zaman yönetiminde dikkate alarak belli genel çerçevelerle sizlerle paylaşacağız. Burada ben öncelikle moderatör olarak kendimi tanıtmak istiyorum. Ben maden yüksek mühendisi ve iş güvenliği uzmanıyım. Yaklaşık 16 yıldır madencilik sektöründe çalışıyorum, tecrübeliyim. Son olarak yer altından tam mekanize kazı ile üretim yapan Polyaka İnez AŞ'de iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak çalışıyorum. Konuşmacılarımızdan doktor her şeyi de söyleyeyim. İlave olarak Risk Yönetim Derneği Maden Uzmanlık Grubu Başkanıyım. Konuşmacılarımızdan doktor Rıfat Serttaş 6 yıldır yeraltı metal ve kömür madenciliği sektöründe iş yeri hekimi olarak çalışıyor. Yine kendisi son olarak mevcut durumda. Polyaka İnez AŞ'de iş yeri hekimi olarak görevine devam ediyor. Maden uzmanlık grubu üyesidir. Sayın Hamit Özen 25 yıldır Sayın Hamit Özen iş sağlığı güvenliğinin her alanında yönetici olarak çalışmış. Ve son olarak risk yönetimi ve güvenlik müdürü olarak çalışmasına devam ediyor. Şimdi sunumumuz, webinarımız iki aşamalı olarak sizlerle paylaşacağız. Birinci aşamada Doktor Rıfat Bey genel olarak madde bağımlılığı ile ilgili bir hekim olarak genel prensiplerle madde bağımlılığının madenler kapsamında genel çerçeveleri çizerek sizlerle paylaşacağız. Bunu takiben ikinci kısımda Hamit Bey yani özellikle madenlerde madde bağımlılığı ilk yapılan çalışma olarak işte Çayırbakır'da yapılan çalışma kapsamında madde bağımlılık kapsamında bir saha uygulamasını ve bunu nasıl yapacağımızla ilgili genel bilgiler sizlerle paylaşacak. Sunumun son kısmında da yani webinarımızın son kısmında sorularınız varsa onları alacağız. Hep birlikte değerlendirme ve değerlendirmeler yapacağız. Sonra da sunumumuzu tamamlayacağız. Ben şimdi ilk olarak sözü sunum için Sayın Doktor Rıfat Bey'e bırakıyorum. Buyurun Rıfat Hocam. Teşekkürler Ergün Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Görüntü çıkıyor mu acaba? Evet, şu Sesim an geliyor. çıkıyor. İlerletebilirsiniz. Evet, sunum da görünüyor size. Evet, buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Burada madde bağımlılığıyla ilgili genel bir durumu değerlendirip arkasından nasıl mücadele edebiliriz? Aslında o konu hakkında biraz görüşeceğiz, konuşacağız. Hamit Bey'le de hayata geçirmiş olduğumuz madenlerdeki madde bağımlılığı mücadele konusunda bir örnek uygulamayı paylaşacak. Asıl konumuz burada maddeleri tek tek anlatmak değil. Maddeler nedir? Eroin nedir? Ekstazi nedir? Anlatmak değil. Buradaki güncel durum nedir? Madenlerde risk yükselten faktörler nelerdir? Sağlık üzerine etkileri nelerdir? Bir de nasıl mücadele edebiliriz? Bu konu üzerinden devam edeceğiz. Çünkü bağımlılık tek bir şeyden oluşmuyor. Kişiye zarar görmesine rağmen maddeyi kullanmaya devam etmesi, uzun sürmesi, bırakamaması ve kullandığı maddeyi giderek arttırmasıyla takip eden bir tablo oluyor. Madde bağımlılığı hem devlet tarafından yasak olan hem de kanunen suç olan bir şey, diğer bağımlılıklar gibi değil. Nikotin bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi birçok bağımlılıklar var. Fakat madde bağımlılığı daha ayrı bir yerde. Kimseyi alkol kullanıyor diye suçlu duruma düşmüyor. Nikotin bağımlısı diye suçlu duruma düşmüyor. Ancak maddeyi kullandığı zaman hem kullanılması
hem verilmesi hem satması suçlu durumuna düşüyor kanun önünde de. Ve diğerleri gibi diğerlerinden daha çok sıkıntılı duruma düşürüyor. O yüzden madde bağımlılığı spesifik bir grupta yer alıyor. Bu maddeler neden eroinin, neden ekstazi ya da herhangi bir maddeyi tek tek anlatamıyoruz? Çünkü şu an tanımlanmış uyuşturucu madde grubuna giren 882 tane madde var. Bu liste çıkartılıyor, tanımlanmış. O yüzden tek tek bunun etkisi böyledir, şöyledir diyemiyoruz. AMATEM'e göre yasal olan ya da olmayan uyarıcı ve uyuşturucu niteliğine giren uyuşturucu madde diye tanımlanan 882 tane var madde. Bunlar beynin işlevini, tüm bedensel aktivitelerinin yapılarını etkileyerek zamanla organlarda kalıcı hasara yol açan, değişikliklere yol açan ve yapay sahte iyi oluş hali yaratan maddeler. Buradaki maddelerin 882 fakat burada 772 olarak belirlettim. O 882 2020-2021 yılındaki yeni eklenen maddeler. Buradaki 772 dağılımları aşağıda da görebilirsiniz. Bunlar TÜBİM'in yaptığı veriyle ortaya çıkıyor. TÜBİM 2006 yılında kurulup 2008 yılında aktif hale gelen Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele merkezi. Ulusal bir çalışma grubu bu. Ve 2 senede bir toplanıyorlar. Hangi maddeler zararlı? Uyuşturucu, bağımlılık yapıcı grupta. Ona göre listeleri güncelliyorlar. Son 2 senede yaklaşık 100 kadar daha madde eklendi. Bu 870 madde listelerde yer alıyor. Faydası gümrüklerden veya herhangi bir yerden ülkeye girişi kontrol altında olan veya yasaklı olan maddeler olarak yer alıyor ve orada takip edilebiliyor. Bu maddelerin tabii bir rotası var, uyuşturucu maddelerin. Bu rota Türkiye'nin çok önemli bir güzergahta yer alıyor. Balkan rotası olarak diye geçiyor bu rota. Ve bu rotada yer alması nedeniyle Türkiye'ye bu maddelerin girişi kat be kat daha fazla oluyor. Son yıllarda tabii bunun COVID üzerinde etkisiyle bu biraz azaldı. Sokağa çıkma yasakları, sınırların kapatılmasıyla gemi yoluna dönmeye başladı. Fakat COVID'den önceki verilerde bakarsak yaklaşık hemen şöyle size verilerden bahsedeyim. 2016 yılında 91 ton eroin yakalanmış dünyada. Bunun %6'sı Türkiye'de gerçekleşmiş. 2017 yılında 102 ton yakalanmış. %17'si Türkiye'de gerçekleşmiş. Türk Kolluk Kuvvetleri yakalamış bunu. %17'si dünyada yakalanın. 2019 yılında Avrupa'da 5,4 ton eroin ele geçirilirken Türkiye'de 17 ton eroin. Neredeyse Avrupa'da yakalanın 4-5 katı. Türkiye çok önemli bir güzergahta yer alıyor ve Türkiye'ye giren eroin, madde, uyuşturucu maddeler Türkiye'nin içinde de dağılmasına neden oluyor ve kullanımın artmasına neden oluyor. Bu 2019 verileriydi ve sadece şey olarak baz almıyoruz. Bununla beraber suç oranları da gitgide artıyor. Buradaki verilerde 2016'dan 2018'e kadar bu maddelerin karışmış olduğu olayların sayıları var. 81 binden 144 bine çıkmış. Şüpheli olayların sayısı 114 binden 206 bine çıkmış. Serbest denetimliğe tabi tutulan, içerken yakalanmış kişilerin sayısı 100 binden 400 bine çıkmış. Yıllar içinde de giderek kullanan sayısı, kullanıcı sayısı artıyor. Kişilerin maddi ulaşımı kolaylaşıyor. Ve kolluk kuvvetleri bununla mücadele etmeye devam ediyor. Peki en son durum nasıl? Avrupa'da şeyde güncel verilerle yaklaşık bu COVID döneminden bu rapor 2021'de yayınlanmış bir rapor. COVID dönemini de baz alıyor. Artık COVID dönemiyle beraber nasıl etkilediğini de biraz göz önünde sermiş. Gümrüklerin kapatılması, sınırların kapatılması, evden sokağa çıkma yasaklarının olması gibi durumlar, mekanların kapatılmış olması, eğlence mekanlarının kişilerin uyuşturucuya ulaşımını zorlaştırmış. Bağımlı olanların tabii azalmamış. Yine aynı şekilde bağımlılıkları devam etmiş. Fakat bir kez kullanan bağımlı olma aşamasının da hani daha ilk kez kullananların ise bağımlı olma aşamasına geçmesi engellenmiş gözüküyor bu COVID sayesinde. Fakat tabii uyuşturucu tacirleri buna da çözüm bulmuş. Posta, kargo gibi alternatif yöntemleri kullanmaya başlamışlar. Sınırları değil, gemileri kullanmaya başlamışlar.
Ve en son pandeminin gevşemesiyle beraber bu kullanım miktarları eskisine geri dönmüş. Herhangi bir azalma yapmış maalesef. Türkiye'deki kullanıcı sayısı Avrupa'ya göre tabii ki düşük. Bu verilerde Türkiye'de ortalama %2,5 tarzında bir kullanım. Yani 100 kişiden ikisi madde bağımlısı olarak geçiyor. 45, 15-49 yaş arasında 1,3 iken gençlerde 25-29 yaş arasında %2'ye kadar çıkıyor bu oran. Avrupa'da ise bu oran çok daha fazla. Aynı 2021'deki çalışmada, yapılan çalışmada sorgulandığı zaman neredeyse Avrupa'nın %30'u, yaklaşık 80 milyon kişi, 83 milyon kişi, 15-64 yaş arası hayatında, ömründe en az bir kez uyuşturucu kullanmış. Bunları denemiş. Ve sorulduğu zaman bir sene öncesine kadar, son bir sene içinde uyuşturucu kullanan oldu mu diye gençler arasında, 15-30 yaş arasında yaklaşık %17'si son bir sene içinde uyuşturucu kullanmış. Yaklaşık 17-18 milyon genç. Tabii Türkiye'de bu oran %3 civarında tekamül ediyor. %2, %3 civarında tekamül ediyor. Bakılan araştırmalarda. Ve Avrupa ülkeleri arasında da bu oranlar arasında çok fark var. Örneğin esrar kullanımı Fransa'da %40 civarındayken Malta'da %4 oranında. Ülkeler arasında da çok fark ediyor. Yapısı, kültürel yapısı, serbest olması, bakılan ön yargılar gibi durumlar bu oranları da değiştiriyor. Fakat gözümüzden kaçırmamamız gereken bir şey var. Tabii Türkiye'de de %2, %3 gibi bir bağımlı var. 100 kişiden 3 kişiye tekamül ediyor. 1000 kişilik çalışan bir firmada neredeyse 30 kişiye tekamül ediyor. Bu sayı yıllar bazında arttığı için bu sene 30, seneye 40, sonraki sene 50 olabiliyor. Peki madenlerde yansıması nasıl? Türkiye'deki genel durum böyle. Ulaşım rotasında yer alıyor, her sene artıyor ve mücadele devam etmesine rağmen onlar alternatif bağımlılık yapıcı maddelerle gün yüzüne çıkabiliyorlar. Eroin, kokain, şank, buz, met, esrar, sentetik esrar, yeşil reçeteli ilaçlar. Bunlar en çok bilinenler ve en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. Bunlar gitgide kullanımı artabiliyor. Peki madenlerin bunlar arasında ekstra bir risk yaratan bir durum var mı? Elbette ki var. Şöyle bir durum var. En büyük potansiyel, şöyle bir söz vardır. Yer üstünde açlık var, yer altında ölüm. Madencilerin dediği, duymuşsunuzdur belki. Bu tarz bir söylem var. O yüzden bu gruptaki çalışanların hayattan beklentisi gerçekten düşük oluyor. Bilinç seviyeleri düşük oluyor. Peki bunun hangi veriler destekliyor? Bir, madde kullanıcıda profil çalışması, narkoloğun yaptığı 2019 analizine göre yaklaşık 15 bin denetimlik serbestliğe tabi tutulan kişi araştırılıyor. Bunların %95'i erkek. Bayan kullanıcı sayısı Türkiye'de %5 gibi yakalanlarda. Madenlerde ise erkek çalışanların, hepsi neredeyse erkek çalışan. Çünkü yeraltı çalışanların da kadın çalışması yasak. İLO kanunlarında 1935'te yayınlanan kanun gereği yer altında beden işlerinde kadın çalışan çalıştırılamaz, bayan çalışan. Tamamı erkek çalışan. Peki sonraki şey eğitim durumu. Bu eğitim durumuysa yaklaşık %90, hemen söylüyorum şuraya yazmıştım. %94'ü lise ve altı eğitiminde yapılan araştırmada. Türkiye'de de kömür madenlerinde özellikle çalışan grupta veya diğer madenlerde bu sayı %97'si neredeyse lise ve altı grubunda yer alıyor. Ve bilinç eğitim düzeyleri ve kapasite genelde düşük seviyede olur. O yüzden yönlendirilmesi veya bir şeye başlaması gerçekten daha kolay olur. Gelir, düzenli iş. Madencilerin geliri şu an Türkiye kanunlarında belirtildi. En az asgari iki ücret veriliyor ve vergiden muaflar. En düşüğün yasal olarak çalışan yerlerde 6 bin 6.500 lira, ikramiyelerle 7 bin 8 bin liraya çalışan kadar yükselen gelirler var. Daha da üstünü kazananlar var. Düzenli bir gelir olduğu zaman uyuşturucu alımı daha da kolay olur. Aksine normalde parası olmayan, düzensiz işi olan değil. Aynı araştırmada paraya harcayan, buna %80'i bu uyuşturucu için para harcıyor. Bu para harcayanların %55'in düzenli işi var. %30'u
Hani %15'i ara ara çalışıyor. Yani %70'i, %75'i çalışan kısımda yer alıyor. Düzenli işi olan kısımda yer alıyor. Gelir seviyesi yüksekken, düzenli bir iş varken bu durumda alış daha da kolaylaşıyor. Uyuşturucuya ulaşmak, para vermek daha da kolaylaşıyor. Bir diğer etmense yaş. Madenlerde genç yaşta çalışanlar vardı. Çünkü erken emeklilik var. 40 yaşından üstündeki çalışanları pek bulamazsınız. Her yeni dönemde bulunamayacak. Çünkü erken emeklilik, yer altı gününü doldurdu mu emekli olabiliyor. Ve erken yaşta giriyorlar. Ve aynı araştırmada bakıldığında 18-24 yaş arasında ve 25-34 yaş arasında, şöyle söyleyebiliriz, 18-34 yaş arasındaki %80'i bu yaş grubunda başlıyor kullanmaya. Ve mevcut kullananların sayısı ise aynı yaş grubunda yaklaşık %80, %90. O seviyelere çıkıyor. Ve erkek potansiyel, geliri düzgün olan, eğitim seviyesi ya da bilinç düzeyi düşük olan bir grupta ve yaş grubu da bu olduğu zaman potansiyeli arttırıyor. Sigara kullanımı, alkol kullanımı bu maddelere geçişi çok kolaylaştırıyor. Sigara tütününe başlıyor, alkole geçiyor, daha sonra esrara geçiyor. Esrar yetmiyor, doygunluğa ulaşıyor, eroine geçiyor, başka maddelere geçmeye başlıyor. Çünkü bağımlılık denen madde, olay bir şey yetmediği zaman daha iyisini aramaya gidiyor. Tatmin etmiyor ve otomatikman bu durum bağımlılığa, tütün, alkolden madde bağımlılığına doğru gidiyor. Aynı çalışma madenlerde de var yapılmış. Sigara içme oranı ortalama %60, %65'i sigara, tütün kullanıyor maden sektöründekiler arkadaşlar. Ve bu arkadaşların, madde kullananların en çok temin şekli, bulma şekli arkadaş ve yakın çevresi. %3'lük bir grup var bağımlı. Bir yerden bir şekilde başlamış. 1.000 çalışanın olduğu yerde 30 kişi varsa sizin, bir sonraki sene bu çalışanların 40, 50, 60 olması mümkün mertebe. Çünkü bunlar yer altında, yer üstünde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, aynı sofraya oturan, aynı yerde çalışan ve ayrılmayan arkadaş. Bunu seyrediyorum, şey var. Madenlerde madde kullanımı çok ilginç. Ne kullanımı? Uyuşturucu kullanımı. Arkadaş ve çevresinden bulaş olduğu için temin için ilk önce normal olarak veriyor. Arkasından yetmiyor. Devam derken 30'a, 40'a, 50'ye gitgide artıyor. %3'ten 4'ten daha fazla oluyor. Bu maden grubundaki arkadaşlar çevre illerden geliyor. Şu an ben Polyak'ta çalışıyorum. Soma bölgesindeyim. Buraya gelen işçilerin bir kısmı Bayburt'tan geliyor, Trabzon'dan geliyor, Zonguldak'tan geliyor. Daha iyi iş imkanı için göç yapıyor. Ve bunlar aynı evde de kalıyor. Aynı şekilde yaşıyorlar. Hani sadece iş ortamında değil, dış ortamda da beraber çalışıyor, beraber takılıyor. Hatta Soma Havzası'nda kaç tane maden var? Hani bayağı sayıda. Hepsinde 2000, 3000, 4000, 5000 çalışanı var. Ve dışarıda da beraber bulaşıyorlar. Bu potansiyel gitgide bir yerden kesmezsek dağılıp gidiyor ve kullanım miktarı artıyor. Bunlar arkadaşlardan temin ediyor ve arkasından hani bir sorun karşısında, bir duygu durum yükselmesi karşısında herhangi bir şey kriz yaşıyor, bir sorun oluyor, problem oluyor. O rahatlamayı elde etmek için tekrar temin ediyor. Ve maddeyi kimden alırım? Yakın arkadaşımdan. Bu sefer para veriyor, oradan alıyor derken bu artık bağımlı olmaya başlıyor. Onsuz yapamıyor. Daha iyisini aramaya başlıyor. Ve bağımlılık yapıcı maddelerin şöyle bir özelliği var. Hızlı etki gösteren madde daha kolay bağımlılık yapıyor ve daha böyle has seviyesini yükseldiği için ona yoksunluğa düşme miktarı da çok fazla oluyor. O yüzden met gibi şeyler, böyle eroin gibi şeyler daha hızlı bağımlılık yapıyor. Diğerleri ot, esrar gibi daha yavaş bağımlılık yapıyor. Ve bu durum gitgide bir düzene oturuyor. Türkiye'deki üçgen potansiyel Avrupa'da bu kadar yüksekken bizim madenlerde de en az %3 olduğu varsayılıyor. Ve bahsettiğim gibi 1.000 kişilik bir çalışan madende 30 kişi, 5.000 çalışan yerde 150 kişi bağımlı. Kullanan demiyoruz. Bağımlı. Bu maddeye müptela, ilk kez kullanmamış, sürekli kullanan kişiler var anlamına geliyor. Peki biz bu %3'ü takip edebilir miyiz? Saptayabilir miyiz? Sağlık için saptamak biraz zor. Çünkü erken safhada çıkmıyor sağlık üzerine etkisi. Sağlık üzerine etkisi nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bunlar belki kullanırım.
korku ve merakla başlıyor. Bir kereden bir şey çıkmaz. Asla olmaz. Ben bağımlı olmam. Bırakırım. Bu meret bırakılmaz. Zor bırakmak zorundayım gibi bir döngüye giriyor. Bu döngüden çıkamıyor. Ve madde alımı devam ediyor. Alma isteği durdurulamıyor. Ve bağımlı oluyor. Peki bu bağımlılık nasıl bir etki yapıyor vücut üzerinde? Madde beyin işlevlerini etkilediği gibi tüm bedensel yapıları da etkiliyor. Zamanla tüm organlarda kalıcı hasara yol açıyor. A maddesi, B maddesi değil. Orada bahseden 800 kusur maddenin hepsi aynı hasara yol açıyor. Yavaş veya geç. Ruhsal davranış sorunlar oluşturarak kişinin yakın ilişkilerini, sosyal meslek hayatını olumsuz etkiliyor. Her alanda kapasitesi azalıyor. Ve en büyük sorunlarından biri ani ölümlere yol açıyor. Çünkü vücudu olduğundan çok daha fazla çalıştırıyor. Kalbi çok daha fazla yoruyor. Ve yetmezliği olan, sıkıntısı olan birinde düşük doz alsa bile tek bir şeyle ilk kullanımda bile ölüme götürebilir. Haberlerden görmüşsünüzdür sokak ortasındaki ölümleri, gelenleri. Kalp duruyor, kalp krizi, ani ölüm, madde kullanımı çıkıyor altında. Öldürmeyene ne yapıyor? Birçok organda birçok hasar veriyor. Beyni etkiliyor, dikkatin yoğunlaştırmayı bozuyor, hız mekan kavramı gidiyor, refleksler yavaşlıyor. Araç kazaları, iş kazaları artabiliyor. Konuşma, hareket bozuklukları yapabiliyor. Sara nöbetlerine, epilepsi nöbetlerine neden olabiliyor. Duygu organlarını körelterek tat, koku, görme bozuklukları, his kaybı yapabiliyor. Sadece dolaşım şey sistemi değil, tüm sistemi etkiliyor. Yandaki fotoğrafları internette bulabilirsiniz. Amerika'nın sitesinde metamfetamini kullananların kısa süredeki değişimlerini görüyorsunuz. Yaklaşık şunlar 2-3 yıl içinde olan değişimler vücut üzerinde, kişi üzerindeki etkili. Tabii esrarda bu daha uzun etkililerde, bu taraftakiler bu kadar çabuk etki gözükemiyor. Ama met kullanıyorsa, bu tarz şeyler kullanıyorsa vücut yapıları kısa süre içinde çökebiliyor. Kan hücrelerini değişik yapabiliyor, kan kanseri neden olabiliyor. Cilt değişiklikleri yandaki fotoğraflarda gördüğünüz gibi olabiliyor. Böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Bunun altyapısı genişleyip gidiyor. Nefes darlığı, öksürük, boğulma daha ileri yaş şeyde solunum felcine sebep olabiliyor. İlk kullanımda cinsel gücü arttırdığı düşünsene de sürekli kullanımda kısırlığa kadar yol açabiliyor. Kısa vadede çok güzel etki yapıyor onların gözünde ama sonrasında tüm vücudu yok ediyor. Ayrıca maddenin dışında ortak şırınga kullanımı, kontrolsüz cinsel ilişki gibi nedeniyle, dönemleri nedeniyle tüberküloz, hepatit, AIDS gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski büyük oranda COVID, bu dönemde COVID'in ortak malzeme kullanımında, ortak ortamda bulunmazsan, belki COVID'i en çok yaygınlaştıranlarından biri budur. Bir tane COVID'li varsa o ortamda muhtemel hepsi COVID olmuştur. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkiliyor. İçe kapanma, kavga, gürültü, sık arkadaş değiştirme, devamsızlıklar artıyor. Aile ve dostlara da iletişim kopukluğu yaşıyor bu kişiler. Duygu durum bozuklukları yaşıyorlar. Hatta bunlar araştırmalarda ortada çıkıyor. Amerika'da alkol kullanımı ve alkolle ilişkili bozuklukların, cinayetlerin yaklaşık %50'sinden, intiharların ise %25'inden sorumlu olduğu tespit edilmiş alkol ve bu durumların. Çalışmalara bakıldığında madde kötüye kullanımı ve bağımlı teşhisi konulanların yaklaşık %35 ile 60'ında antisosyal kişilik bozuklukları ortaya çıkmış. Mevcut Türkiye'de o yapılan çalışmada 15 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada da ailesiyle ilişkili bozukluklarının, arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduklarının, sevgilisinden ayrıldığının, yalnız bırakıldığının dile getirmiş o arkadaşlar, bağımlılar. Peki, bunlar böyleyken, bu kadar sağlık üzerine etkisi varken, Türkiye'de bu kadar yaygınken, biz iş yerinde bunu muayeneyle madde bağımlılığını tespit edebilir miyiz? Mümkün mü? Maalesef erken aşamada mümkün değil. Çünkü kişi oraya sürekli madde kullanan biri değil ve ileri aşamada gelmediyse, fiziksel değişiklikler yoksa, bunu anlamak mümkün değil. Kişi gelir, uykuluyum der, yorgunum der, dün uyumadım der, ilkini öyle atlatır. Ya da madde kullandıysa ertesi günler işe gelmez. İlk aşamalarda bunlar olur. Ancak fiziksel aşamalar değişiklikler ortaya çıkmış veya madde kullanıma bağlı orada kriz yaşamış herhangi bir şey olduysa onda da şüphelenebiliriz. Bu kesin madde kullanmış ya da buna bağlı diyemiyoruz. Birçok hatta başka hastalıklar da bunu yapar. Ancak şüphe uyandırıp ileri testler de ortaya çıkar. Peki bunlar ortaya çıkmadan, sağlık üzerinde etkiler, değişiklikler ortaya çıkmadan, çünkü çıktığı an artık bu adam kaza yapabilir, başka potansiyel olabilir. Onlar olmadan nasıl saptayabiliriz? Saptamanın yolu ancak tetkik yapmak. Ancak o şekilde olabilir. Peki,
bu maddeyi kullanan kişiyi sağlık üzerine değişiklik olmadan kişisel hal tavırlarından değişikliğe saptanabilir mi? Elbette. Bunlar kime düşüyor? Biz sağlıkçılar veya İSG'ciler bunu biraz zor görürüz. Bunu ancak ilk vardiya amiri veya onun sorumlu olduğu ekip amiri fark edilir. Çünkü adam odasında veya iş yerinde yalnız kalmayı tercih ediyor olabilir. Hastanelerde, örnek vereyim, tuvalete çok sık gitme, kapı kilitleme, uzun süre gelmeme gibi durumlar, bunlar ortaya çıktı. Madde kullandığını gösteriyor. Veya arkadaş çevresinin sürekli değişmesi, para harcamasında artış görülmesi, sürekli avans, nakit, bir şeyler istemesi, harcamalar arasında dengesizliklerin olması, çalma davranışlarının görülmesi, işe devamının azalması, sürekli devamsızlık yapması, gereksiz yere rapor alması veya bunu sürekli sık sık izin alması, rapor alması, madde gereksinimi yaklaştığında gözlerine sulanma, burun akıntısı, yaşarma, bu gibi durumların olması, sürekli yorgunluk halinde olması, göz bebeklerinin yeni kullanmışsa büyüyebiliyor, küçülebiliyor ve bunu gizlemek için genel güneş gözlüğü takıyorlar. Onların saptanmaması için. Uzun kollu giyiyorlar, kollarındaki izlerin belli olmaması için. Aşırı terleme, bunlar olabilir. Vücutlarını iğnen, morarma, bunlar gözükebilir. Ancak muayene anında bunlar çıkabiliyor. Bunlarda da genelde tetkikleri yeni yaptırıp geldikleri için fazla bir yerden yapmadılarsa aynı yerden sonra ona yorulabiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Uyuşukluk, uykulu, huzursuzluk hali olabiliyor. Madde elde etmek için belirli zamanlarda ortadan kayboluyor ve kanunsuz işlere karışabiliyor. Suç potansiyeli yükseliyor. Bunu ancak vardiya amiri ve onun sorumlu olduğu, sürekli takip ettiği, beraber çalıştığı kişi, sorumlusu ancak anlayabilir. O ortaya çıkmadan bu durumları. Diğer türlü zaten diğerleri iş hani çıktıysa iş işten geçmişti. Biz bunu tespit edene kadar bu geçen sürede büyük sorunlar yaşayabiliriz. Bu sorunlar ne olabilir iş yerinde? Sadece maden olarak düşünmeyin. Çalışan ani sonucu ölebilir. Kalp krizi geçirip ölür. Ve otomatikman iş yerinde olduğu için bu iş kazasıdır. Ve işveren sorumludur. İş kazası geçirebilir, ölür. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanabilir. Başkasının ölümüne sebep olabilir. İdari boyutta ise sahada çalışmıyor. Ancak yukarıda kontrol ve takip mekanizmalarını atlayabilir. Bir havalandırma mühendisi ya da bir havalandırmacı yanlış bir şey yaptığı zaman tüm madeni tehlikeye atabilir. Veya bir muhasebedeki yanlış bir hesap hatası yaptığı zaman şirketi çok büyük zarara sokabilir. Aksiyonları hızlı alamaz. Yavaşlar, mantıklı düşünemez. İş yerinde arkadaşlar kavga çıkartır, huzursuzluk çıkartır. İşin işleyişini engelleyebilir. Makinelere, ekipmanlara büyük arızalar çıkartabilir. Veya bunların içine kendisi düşüp büyük bir kaza yaratabilir ve elzem durum yaşanabilir. Devamlılıkta sorun yaşanır. İş devamında üretimi etkileyebilir. Kişinin devamsızlığı artar. Başka çalışanlara bu maddelerin ulaşımını ve başlamasını kolaylaştırır. 1000 kişide 30 kişi dedik. Seneye 40, 50, 60 olur. Bu kişi ellenmezse, yapmazsa, aynı COVID nasıl yayılıyorsa, bir kişi 3 kişiye bulaştırıyorsa bu kişi giderek bir mekanizmadır. Onun kökü kurutulmazsa etrafa dağılımı arttırabilir. Çalışanın sağlığı gün ve gün daha kötüye gider ve geri dönüşümü olmayan noktaya gelir. Bir yere kadar biz bunu tolere edebiliriz, kişiyi toparlayabiliriz. Bir yerden sonra maalesef mümkün olmuyor. Peki bunların olmaması için ne yapmamız lazım? Mücadele etmemiz lazım. Bağımlılık yapıcı madde geçiş rotası üzerinde olmamız, her yıl giderek artan madde kullanıcısının olması, yaygınlaşması, bu etkilerin ortaya geç çıkması, iş ve sosyal hayat düzeninin bozması ve iş yerinde oluşabilecek bu olayın önüne geçirilmesi için bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece madenlerde değil, tüm iş yerlerinde mücadele etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparız? Burada birinci şart yönetimin tam desteği. Eğer yönetim tam destek veriyorsa bu iş gerçekten başarılabilir anlamına geliyor. Bir yolu yordamı var anlamına, bir yola çıkılabilir anlamına geliyor. Ancak destek verilmiyorsa, yani tam destek alınamıyorsa, kusura bakmayın bu olay başarısız olur. Çünkü kısa bir şey değil bu. Uzun vadede sürecek bir şey, sadece eğitimde olacak bir şey değil. Bu uzun soluklu olması gereken bir durum. O yüzden tam destek şart, yönetimin tam desteği. Peki nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu yolun aslında bir örnek uygulamasını Çaylıbakır'da biz gerçekleştirdik. Hamit Bey birazdan ondan bahsedecek. Ve şu anda aktif olarak madde bağımlılığı mücadele devam ediyor orada. Ve gerçekten efektif sonuçlar alındı. Burada tek bir odak üzerine değil, kollarda,
tüm takvime göre devam edilmeli, sonuçlara etki kazanım sağlanabilir olmalıdır. Amaç madde bağımlı olan çalışanları saptayıp sağdan atmak değil. Onları kazanmak, topluma kazandırmak olmalı. Çünkü biz onu atsak bile arkadan o yine temin etmeye, başkasına bulaştırmaya, başkasına dağıtmaya devam edecek. Fakat kişiyi kazandığınız an COVID'le nasıl temasları tespit edip, saptayıp, izole edip, onun hastalığını tedavi ettiğiniz zaman başkasına bulaşmasını engelliyorsa, bunda da aynı şekilde kazanmak, kişiyi topluma kazandırmak asıl amaç oldu. Tabii bunda birçok şey var gerçekleştirmede sıkıntı. Bu sıkıntıyı aşmak için belli yerlerden geçmek gerekiyor. Pardon. En büyük sıkıntısı yasal merciler. Çünkü yasal mercilerin buna bakışı çok var. Şöyle bir bakışı var. Sorduğumuz zaman, emniyete savcılığa sorduğunuz zaman adamı saptadınız, yaptınız, bize bildireceksiniz diyor. Fakat sağlık, psikiyatri tarafından, hastane tarafından baktığınız zaman yok, bu adamın gizli bilgisi, KVK'sıdır, bu adamın sorunudur, bu adam tedavi edilmelidir, bildirilmemeli. Böyle görüş ayrılıkları var. En büyük sorun orada yaşanıyor zaten. Onlarla başa çıkmak gerekiyor. Peki nasıl bir yol izleyebiliriz? Bir akış şeması oluşturulması lazım. Öncelikle yasal boyutun hazırlanması firmalarda, bölge araştırması. Çünkü Karadeniz ile Ege çok farklı. Doğu ile Batı çok farklı. Bölgede yetişen ürünlerle, o ürüne ulaşma durumuyla ya da İstanbul'daki potansiyelle, İzmir'deki apayrı durum oluyor. O bölgede nelerin daha fazla kullanıldığı, ne yapıldığı, onun için bir çalışma yapılması lazım. Çalışanların algısının iyi yönetilmesi lazım. Kişinin dedektifçilik değil, yakalamak değil, kişiyi kazanmak olduğunu bilmeleri lazım. Ve buna dair bilgilendirmeler, eğitimlerin yapılması, madde bağımlılığıyla mücadele devlet kurumlarının görüş ve yardımlarının alınması, işbirliğinin sağlanması. Çayırbakır'dayken Diyanet'ten bile eğitim yaptırmıştık. Birazdan Hüseyin Bey bahseder, oradan bile görüş almıştık. Serbest denetimlik, hukuk büroları, savcılık, AMATEM, narkotik şube, halk sağlığı gibi kurumlar gerçekten bu işe giriştiğiniz zaman size destek olan kuruluşlar ve yardım sağlıyorlar. Madde bağımlı olan çalışanların tedavi hizmetlerine ulaşımının sağlanması, kolaylaştırılması için ne yapılmalı? İşe devam sürecindeki planlamalar nasıl olmalı? Çalışanların kullandıkları ilaçların kontrolü altına alınması, reçetesiz ilaç kullanımının önüne geçilmesinin sisteme entegre edilmesi bunda da fayda sağlar. Ayrıca madde bağımlı olan çalışanların kullanıma önlenmesi yönelik sistem kurulması. Tamam, biz eğitimi verdik, her şeyi yaptık, sistemi kurduk. Fakat bir kişiyi yakalamadıktan sonra ya da yakalanacağını bilmedikten sonra bu kişi kullanmaya devam edebilir. O yüzden buna yönelik madde kullanımı olanların tespit edilmesi yönelik testler, tetkikler yapılabilir. Madde bağımlı olan çalışanların tespit edilmesi halinde izlenecek yollarla ilgili akış şemalarının düzenlenmesi gerekir. Bunlar kaba taslaktır. Alt maddelerle bu yol haritaları çizilebilir. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Birazdan Hamit Bey bu kısmı anlatacak. Ben sadece bu madde tarama testleri hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu kişilerde sahada nasıl madde tarama testleri yapabiliriz? Bu adamın madde kullandığını nasıl bilebiliriz? Fiziki muayene kısmı apayrı bir durum. Diğer kısım, o bulgular çıkmadan yapabileceğimiz tetkikler ayrı bir durum. Bunun için kan tahlili var, saç kıl analizleri var, tükürük testleri var, göz taraması var, idrar tahlili var. Hepsinin birbirine karşı artısı ve eksileri var. Bunlardan sahada en uygulanabilir idrar tahlili. Kan tahlili, kişi kendi gidip AMATEM'e başvurmadığı sürece alamıyorsunuz. Adli yollarla ancak alabiliyorsunuz. Savcılık isterse alabiliyorsunuz. Ben talep ettim, git hastaneye ver, onu göndersin ya da alın diyemiyorsunuz. Ancak savcılık yoluyla gidiyor. Ve kan analizinde son 24 saat içindekiler, metabolitleri çıkabiliyor numunede. Çok uzun vadeli kullanılıyorsa, adam sürekli bağımlı, uzun vadeli kullanıyorsa, onlar elbette 72 saat, 3-4 güne kadar çıkabiliyor. Saç kıl analizi ise saçın kılın uzunluğuna göre yaklaşık 6-7 ay öncesine kadar ne kullandığı saçtan çıkabiliyor. Fakat Türkiye'de en son bildiğim yapılmıyordu, Almanya'ya gidiyordu. Orada yapılıyordu, saçtan bir tutam alıyorsunuz, onu sarıyorsunuz, gönderiyorsunuz ve oradaki yapılan tutamlardan, testlerden bu son 6 ay, 3 ay ne kadar saçın kılın uzunluğuna göre hangi maddeden ne zaman kullanmış, ne zaman şey yapmış hepsi çıkabiliyor. Çok uzun vadede sonuç verebiliyor. Öyle bir artısı var. Hatta bu işi bilen kişiler, madde bağımlı olanlar saçlarını sıfıra kazıtır. Vücudunda kıl, tüy, bir şey bırakmaz.
buna yol vermemek için. Tükürük testi, idrar testi gibi ancak maliyeti idrar testinin 5 katı. Çok yüksek bir maliyet var. Şirkete maliyet girdisi çok fazla oluyor. Aynı şekilde ağızdan alınan bir tükürük cihaza konuluyor. Basit uygulaması çok güzel. Lakin maliyeti yüksek. Göz taramaları, göz taramaları hangi maddenin olduğunu ya da şunu kullandığını çıkartmıyor. Kişinin göz reflekslerini ve yorgunluğuna göre ölçüyor. Ona bakıyor. Yani bir nevi yorgunluk testi gibi. Ondan şüphelenen ileri test yapılabilir gibi değerlendiriliyor. Ve idrar tarihi tahlili en pratik, en kullanılan, en basit test. Amatem'de de, amatem değil, serbest denetimlikte de ya da deniz adamı testlerinde de hastaneler, özel hastanelerde kullanılan yöntemde bu test kitiyle bakılıyor. Gebelik testleri gibi bakılıyor. İdari kolluk kuvvetlerine ihtiyaç olmuyor. Alınıp temin edilip sahada uygulanabiliyor. Laboratuvar yetkisi olmuyor. Hızlı sonuç veriyor. 5-10 dakika içinde, 5 dakika içinde sonuç veriyor. Maliyet yönünden diğer yöntemlere göre de daha ucuz oluyor mali yönden. Diğerleri gibi ek şey olmuyor. Ek bir cihaza gerek duyulmuyor. Ha, talep ederseniz bunu cihaza koyup kantitatif değerler, sayısal değerler de verebiliyor. Ancak şu görselde görmüş olduğunuz 10 parametreli barbituratlar, benzodiazepin var, esrar gibi parametre. Arka tarafında da 5 parametre var. Bunların pozitif, negatif, hatalı tarzında sonucunu verebiliyor. Peki bunu nasıl uyguluyoruz? Bunu sağlıkçı uygulamalı. Hani normalde veya eğitimini almış bir kişi sahada uygulayabiliyor. Doğrulamasını, idrar olduğuna da karşılık doğrulamasını yapıyoruz. Çünkü dışarıdan bu yöntemle idrarı yanına sokabiliyor. Soğuk sokabiliyor. İdrar dışı bir şey yapabiliyor. Veya akşamdan suyu basıyor, dolduruyor. İdrarı çok diliyor oluyor, seyrek oluyor. Teste uygun olmuyor. İlk önce teste uygunluğuna bakılıyor. Arkadan stripler açılıp içine daldırıldığı zaman şu şekilde çift olanlar negatif, tek olanlarsa pozitif olduğunu anlamına geliyor. Orada gözüken THC yani esrar bu numunede pozitif çıkmış. Diğerleri negatif. Sağda uygulanıyor ve pozitif olduğu saptanıyor. Tabii bu testleri yaparken şu durumlarda karşılaşılabiliyor sağda. Şu kadar süre önce bıraktım kullanmıyorum yine çıkar mı? Çıkabiliyor. İdrar testlerinde bir hafta öncesine kadar çıkıyor. Bağımlıysa kişi esrarı sürekli kullandıysa bir aya kadar çıkabiliyor. İdrarım yok vermem dediği zaman ona alternatif yöntem uygulamanız lazım. Kati bir süre görüşünüz varsa idrarını veresiye kadar ve bir de bekletilebiliyor. Arkadaşım yanında olabilir, test değerlendirmesine o da görebilir derse böyle bir sıkıntı olabiliyor. Kişi pozitif çıktığı zaman KVK muhabbetinden kaynaklı onlar da yanına siz aldınız deyip sorun çıkartabiliyor. Mümkünse kişi test başı tek başına olsun, yanında sağlıkçı olsun. Başka kimseleri almasın. Ben ilaç kullandım. Ondan olabilir mi? Başka ilaç kullandım. Hepsi farklı farklı. Orada 10 tane parametre var. Hangi ilaç neye karşı yaptığı ortaya çıkıyor. Gidip de benzodiazepin grubu opiatı, eroini pozitif çıkartmıyor. Ya da esrarı pozitif çıkartmıyor. Kendi grubunda pozitiflik veriyor. İlaç kullanan kişilerde de reçetesini beyan ettikten sonra aynı şeyi eşleşiyorsa kabul edilebiliyor. Çünkü bu ilaçlar reçeteli ilaçlar kullanılabiliyor. Sizin de kullandığınız ilaçlarınız vardı. Örneğin Geragin K kullanmışsanız, Parol Plus kullanmışsanız, eroin, opiate pozitif çıktı. Çünkü onların içinde kodein vardır. O yüzden size etkisi daha fazladır. O yüzden rahatlama fazladır. Bunlar reçetesiz satılmaz zaten. Ve reçetesinin ibraz edilmesi uygun olur. Test yalnız sonuç veriyor. Benimki böyle bir şeyim yok dediği zaman ikinci bir test kitiyle denenebilir. Ki bunlar test kitlerinde doğruluk oranı %99. Doğruluk garantisi veriyorlar. Doğruluğu var. Bunun başka yolu var yok mu? Var ancak dediğim yollar var. Dün arkadaş ortamındaydım. En çok dedikleri bu tarz oluyordu. Dün arkadaş ortamındaydım. Odada bulundum ben sadece. İçmedim. O da suç. Odada bulunmayacaksın. Çünkü bunlar daha öncesinden anlatılıp aktardı. Bu algı yönetimi, eğitim durumlarında, o süre bırakılmalarında kişilere bahsedilmesi gereken durumların başında geliyor. Çünkü arkadaş ortamında bulup içmeyenler de dumanını solduktan sonra içmesi veya dumanını solumasının hiçbir fark yok. O da kullanmış oluyor. Onun da aynı sağlık üzerine etkisi oluyor. Uzun dönemde onun da sağlık sıkıntısı çıkartabiliyor. Pozitif çıktı. Şimdi ne yapacağım? O da belirlediğiniz aşamalara göre devam edecek. Ancak ilk çıktıysa kişiler hapse girmiyor, siciline işlenmiyor, serbest denetimine tabi oluyor. Bu yasal boyuttaki kısmı söylüyorum. Serbest denetimine tabi oluyor ve orada takipleri yapılıyor. Kişinin siciline, dosyasına açılmıyor. Hatta dava bile açılıyor ilk etapta. Kişilere bu şekilde devam ediyor. Peki, uygulayıcının muhakkak dikkat edecek şeyler.
az önceki bahsettiğim durumlara geliyor. Kişi tedavi olma amacıyla size başvurmadıysa, test pozitif çıktıysa bunu bildirmek zorundasınız. Çünkü savcıya da sorduğum zaman 2-3 tane yerde dedi adamdan aldım pozitif çıktı bildirmedim ne soruşturma açarım. Adam şikayet etti yine soruşturma açarım. Bunların hepsini tabii yasal dayanağına hazırladık. Kişiler de eğer test çıkmadan, sonuç çıkmadan, pozitif olduğunu görmeden tedavi talebi de geliyorsa bildirme yükümlülüğü yok. Sadece hekimle kişi arasında kalıp tedaviye yönlendirme, tedavi aşamasını şey yapıyoruz. Fakat test pozitif çıktı, herhangi bir şey oldu, o zaman savcılığa bildirmek zorundayız. Suçu gizlemekten kaynaklı sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Onun dışında diğerlerini zaten az önce bahsettim. Bu için kişiden muvaffakatname alınması lazım. Vücut sıvısı muvaffakatname alınmadan, kişinin onayı olmadan hiçbir şekilde vücut sıvısı kişilerden maalesef alınamaz. Yasal değil. Onun için alt yasasını yasal yönden hepsinin hazırlanması lazım. Yoksa savcılıkla biraz sıkıntı, problem yaşarsınız. Peki bunun yasal boyutu nasıl? Devlette, durumda, dış sosyal hayat. Devlet diyor ki anayasadan 58. maddede. Gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan, cehaletten korumak için tüm tedbirleri alır, uygular. Direkt iş yerlerinde bunu böyle yapacaksınız diye bir kanun maddesi yok. Direkt olarak yok. Uyuşturucu tarayacaksın, yapacaksın. Fakat işveren dolaylı yoldan etkilendiği için uygulamasının olması gereken gruba giriyor. Hukuki açıdan bir diğer şey ise kişinin medeni haklarını kullanması için 3 temel koşul gerekiyor. Reşit olmak, sezginlik gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmak. Bağımlılık özellikle sezginlik yani eylemleri, güdüleri, sonuçları algılayabilme gücünü etkilediği için medeni hukuk bağımlı kişilere TMK'nın ilgili maddesi gelince vasiyet ataması yapabiliyor. Hakkınız tamamen elden alınabiliyor bu çalışanlardan. Vasiyet atanan bir kişiyi gelip biz işte çalıştırmış oluyoruz. Bunu bilmeden. Adamın sezgisi güçlü yok. Hani sezgi gücü yok. Sonuçlandıramıyor, algılamıyor. Vasiyet atanmış. Ancak bu gelip işte çalışması tespit edemezse sıkıntılı durumlar oluyor. Kanıtlanmış uzun süreli alkol almama döneminden sonra uzman tabiplerin görüşlerine düzenli tıbbi kontrollere başvurularak geçmişte alkol bağımlısı olan kimselere sürücü belgesi verilebiliyor. Ancak bu uzmanlardan geçmesi lazım. Ve sürücü belgesinin yenilenmesinde her yenilemede aynı durum tekrarlanıyor. Ve bizim sahamızda veya herhangi bir sahada operatörler var. İş makinesi kullanıyorlar. Kepçe, kamyon, sürücüler var. Nakliye yapanlar var. Sadece yer altında, yer üstünde kamyon şoförleri var. Bu kömür taşıyanlar. Ya da o diğer gam makinesi, galeri açma makinesi veya metal madeninde bolter, cable, herhangi bir makineyi kullanan bu kişilerin herhangi birinde sürücü belgesi olmayabilir. Sürekli bakılması lazım, kontrol edilmesi lazım. Çünkü madde kullanarak yakalanan bir kişi 5 yıl boyunca ehliyetine el konuluyor. Para cezasına çarptırılıyor. Sürücü belgeleri ellerinden alıyor. Mevcut işini yapamaz hale geliyor. Sadece bağımlılık olarak bakmak değil, yetkinlik olarak da ellerinden bazı yetkinlikler alıyor. Biz bunu arka planda takip edemez hale geliyoruz. Ve İSG açısından da bunlar risk yaratıyor. Peki, işverenin bundaki hakkı ne çalışanı böyle yakalayınca? Kanunlar buna da yol açmış. Eğer bir kişi iş yerinde sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesin, işverenin direkt işten işçiyi çıkartmakla sonuçlanabilir. Kişinin alkol kullanması işten atılma sebebi değil. Sarhoş gelmesi işten atılma sebebi. Ancak madde kullanmış olması ister etki altında olsun ister olmasın işten atılma sebebi. Direkt bununla ilgili bir kanun maddesi vardı. Hatta bir dava vardı. Sunuma onu da ekledim ben. Şöyle hatta kanun maddesi şu 48-57 sayılı iş kanunu madde 84'e göre iş yerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek, iş yerine alkolün içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak. Ve bununla ilgili esaslı kararının ilgili görselde bulunan sunumu size paylaşırım. Oradan kanun maddesini görebilirsiniz. Sarhoş olmak gelmek hani suç, alkol kullanmak değil ancak madde kullanmak direkt fesih nedenidir. Peki bu çerçeveye kadar işverenin iş yerinde bunu yapın diyen herhangi bir şeysi yok. Fakat işverenin genel bir yükümlülüğü var. İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla yükümlü olur. Bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, eğitim bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması. Adı üstünde her türlü tedbirin.
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapması gerekiyor. Pardon, bu çerçevede Rıfat Hocam biraz hızlanabilir miyiz? Zaten son slide. Son slide zaten. Bundan sonra bitiyor. Bu çerçevede sahada olabilecek herhangi bir ölümlü kazada veya madde kullanan kişinin ölümlü şeyinde direkt işveren birinci dereceden suçlu. Kanında veya herhangi bir şeyinde bir şey saptandığı zaman suç oranı paylaştırsa da araştırdıkları zaman gerekli eğitimin verildiğini ve buna dair imzaların alındığını veya buna dair herhangi bir önlem, herhangi bir organizasyon, herhangi bir şey yapılıp yapılmadığını gösteren bir belge olmazsa veya bir şey yapılmazsa işverenin tabii ki kusur oranını bayağı bir arttırıyor, yukarı çekiyor. Çünkü işveren her türlü tedbiri almakla, organizasyonu yapmakla yükümlüdür. Bu genel çerçevede eğer biz bağımlıların bir kişiyi engelleyebilirsek sonraki senelerde ortaya çıkacak diğer bağımlı veya kazaların potansiyelleri tabii ki engelleyebiliriz. Sadece bu madenler değil, tüm iş kollarında geçerli. Sunumun sonunda ilgili kaynaklar, referanslar hepsi yer almakta. Birazdan sunumu da grupla paylaşırım. Teşekkürler Ergin Bey, sunumu bitirdim. Evet, Rıfat Hocam teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi sunumu konuşması için Hamit Bey'e söz veriyoruz. Hamit Bey'in sunumunu takiben kalan süreyi de göz önünde bulundurarak soruların cevaplarını paylaşacağız. Buyurun Hamit Bey, teşekkürler. Hamit Bey'in sunumunu hemen ben açacağım. O yüzden bir dakika bekletiyorum. Rıfat Bey, ben bir deneyim isterseniz. Evet. Sanırım yapabileceğim bu kez. Görebiliyor musunuz? Geldi mi ekranda? Evet, geldi Hamit Bey. Tamam. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam özel bir akşam benim için de. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yarın 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Bu arada tanıdığım yüzler var. Sayın Nurdoğan Hocam, iyi akşamlar. Rüştü Hocam'ı gördüm ben şeyde. Burada olmanızdan gerçekten mutlu oldum. Şeref verdiniz hocam. Ekranla ilgili bir sorun oldu mu? Geliyor mu ekran? Sanki benim yine ki ekran... Fatih slide ilerlemiyor Hamit Bey. O zaman şöyle yapayım. Rıfat Bey, sizden rica edeyim. Sunumu siz paylaşır mısınız benim adıma? Tamam. Ben devam dedikçe bir sonraki slide dedikçe bir sonraki slide'a geçersiniz. Tabletle sanki bir bağlantıda bir sorun oluştu. Geldi mi? Çok teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Hamit Özen ben. Çaylıbakır işletmelerinde uzun yıllar iş sağlığı güvenliği temelinde en altından en üst noktasına kadar çalıştım. Bu projenin bağımlılıkla mücadelede Çaylıbakır yaklaşımındaki proje kapsamında Rıfat Bey'le de beraber çalıştık. Kendisi bizim iş yeri hekimimizdi. Çok zor şartlarda, zor şartlardan kastım şu, hiç uygulaması olmayan bir olayı Çaylıbakır içerisinde uygulamaya çalıştık. Rıfat Bey, bir sonraki sayfa lütfen. Biz neden böyle bir şeye kalkıştık? Asıl soru burada sorulması gereken şu, neden böyle bir şey oldu? Biliyorsunuz Rıfat Bey az önce bahsetti, madencilik çok tehlikeli işler kapsamında olan bir işletme. Dolayısıyla burada en küçük hatanın ölümcül sonuçlarında karşılaşılması oldukça muhtemel durumlar. Dolayısıyla bir kişinin kanında uyuşturucuyla işe gelmesi ve devasa makine ekipmanı kullanması kendisinin olduğu kadar arkadaşları için de çok büyük bir risk. Uzun süredir düşünüyorduk, daha yaklaşık 2012 yılından beri madde bağımlılığıyla mücadeleyi Çaylıbakır işletmelerinde nasıl uygularızın çalışmalarını yapıyorduk ama hiçbir zaman cesaretlenemedik. Çünkü
öyle bir şey ki kişisel kullanım, dokunsanız bir türlü, dokunmasanız bir türlü şey yapamıyorsunuz, tespiti çok zor. Kişi istemediği sürece kendisi üzerinden herhangi bir sıvı, numune, herhangi bir şey alamıyorsunuz. Biz bir gün bizim güvenlikçi arkadaşlarımız hızlı bir şekilde koştur koştur bana geldiler. Bir şey bulduk dediler. Ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Sizin size göre sol taraftaki fotoğrafta bir tane sigaralık bizim Rize bölgesinde kullanılan veya tabiriyle beraber sarma sigaralık şeklinde kendilerinin sarılmış halini bulduk biz maden sahasında. Sonrasında takip ettik. Dedik ki tamam, eğer bizim sahada bu bulunduysa bu saha içerisinde kullanılıyor demektir. Bir sonraki slide. Yasal mevzuat burada bize ne diyor? Rıfat Bey az önce bahsetti. 6331 sayılı kanun iş yerine sarhoş ya da uyuşturucu madde almış şekilde gelmenin yasak olduğunu söylüyor. Fakat burada kritik olan şu. Yasa bunu söylüyor ama nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir durum söz konusu değil. Alkolü bir şekilde yapabiliyorsunuz ama işin içerisine uyuşturucu girdiği andan itibaren oldukça zor durumda kalabiliyorsunuz. Mevzuatlar karşısında, özellikle savcılık ve diğer hukuksal durumlar karşısında. Bir sonraki Rıfat. Biz burada oldukça fazla araştırma yaptık. Evet, biz bir tane madde bulduk sahada. Bunu nasıl uygulayacağımız noktasında saha genelinde Türkiye'deki literatürleri, yurt dışındaki literatürleri karıştırmaya başladık. Bu ara Rıfat Bey konunun nasıl çalıştığı konusunda çalışmalar yaptı, araştırmalar yaptı, farklı köşe yerlerle görüştü. Bunlardan sonra Avrupa kurallarını örnek alaraktan biz bu sahada, Çaylıbakır İşletmelerinin sahasında biz bu işi yapmaya karar verdik. Bir sonraki slide. Şimdi burada partnerleriniz var lazım. Yani tek başınıza sizin kalkıp bunu yapmanız mümkün değil. Bunu yapabilmek için birilerini yanınıza almanız gerekiyor. Özellikle devlet kurumlarını yanınıza almanız gerekiyor. Ciddi bir lobi faaliyeti yürütmeniz gerekiyor. Bir de Rize gibi bir bölgede yaşıyorsunuz. En küçük bir hareketin siyasi yansıması çok ciddi şekilde geriye doğru olabiliyor. Önce Kaymakam Bey'le biz bu işi paylaştık. Böyle bir niyetimizin olduğunu söyledik. Sonrasında Emniyet Müdürlüğü'yle görüştük. İl Jandarma Komutanlığı'yla görüştük. Adliyede gittik. Cumhuriyet Başsavcısı'yla bu işi nasıl yönetebileceğimiz konusunda görüştük. Yine Bağımlılıkla Mücadele Birimi'yle konuştuk. Cumhuriyet Başsavcısı'yla konuştuk. Yeşilay'la konuştuk. Diyanet'le konuştuk. Rize İl Müftülüğü'yle konuştuk. Burada Rıfat Bey, ben, genel müdür beraber bir oturduk, bir strateji belirledik bunun sonucunda. Bir sonraki Rıfat. Bizim aslında burada hemen bu programa başladığımız sürelerde Sayın Cumhurbaşkanı şey yayınladı, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bir genelge yayınladı. Ki bizim Rize bölgesinde oldukça sevilen, popüler zaten Cumhurbaşkanı. Bunu da söylediğimizde bizim çok ciddi bir gerekçe olarak elimizi güçlendirdi ve bununla beraber biz sahaya çıktık. Sonraki bir kampanya stratejisi belirledik. Bu kampanya stratejisinde eğitimler, broşürler, telkinler, birebir görüşmeler, sağlıkla ilgili çalışmalar, hepsini yaptık. Fakat yine de anayasanın 17. madde tıbbi zorunluluk ve kanunda yazılı ihlaller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz diye bir bireysel, çok geniş bir özgürlük tarafı vardı. Bunu nasıl yapacağımız konusunda yine kendi aramızda ciddi stratejiler uygulamaya başladık. Bir sonraki. Artık öyle bir noktaya geldik ki biz kararımızı verdik ve saldırı pozisyonuna geçtik. Bütün çalışanlara bir ay boyunca hep aynı mesajı verdik. Kullananlar varsa caydırmak, muvaffakat almak. Yani bizim bu programa başlarken hiçbir zaman amacımız kişileri öyle ansızın yakalamak, yakaladıktan sonra iş haklarının feshedilmesi gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmadı.
Bundan sonra da olmayacak. Bütün taahhüdümüz bizim. Evet, sahada böyle bir şey bulduk. Bu bizim için çok tehlikeli. Sizin can güvenliğinizi düşünmek bizim asıl sorumluluğumuzdur. Bu işletmenin iş güvenliğini, güvenli çalışma stratejini belirlemek bizim işimizdir. Biz bunu yapacağız ve sizlerin desteğiyle yapacağız şeklinde çalışanların algısını en üst noktaya kadar taşıdık. Ve bu arada çalışanlardan da muvaffakat almanın yollarını oluşturmaya çalıştık. Bu bilgi bombardımanı sonucunda. Gerektiğinde genel müdürümüz ilk bir etapta çıktı. Rıfat Bey ilk bir etapta çıktı. Bizler çıktık çalışanlara bilgilendirmeye. Bir sonraki lütfen. Yaklaşık bir ay boyunca biz bu bilgilendirmeye devam ettik. Şimdi bunun üç tane boyutu var. İnsani boyutu var, ahlaki boyutu var, toplumsal boyutu var. Biz ilk etapta hukuksal tarafından başladık. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'yle beraber ortak çalışma yaparak oradaki narkotik şubedeki bu işin uzman arkadaşlarımızı sahaya davet ettik. Her gün, her bölüme, her bir kişiye yarımşar saat boyunca, bir saat boyunca uyuşturucu maddenin ne olduğu, nasıl bulunduğu, nasıl tedarik edildiği, az önce Rıfat Bey de bahsetti tedarik yolları açısından, kullanımda nelere, kullanılanlarda nelere dikkat edilmesi yönünde ciddi bir bilgilendirme geçtik. Hemen peşinden yine Yeşilay Rize Şubesi'ne gittik. Oradaki Yeşilay'ın başkanı, eğitim araştırmanın başhekimiydi. Bir göğüs cerrahı arkadaşımızdı. Bizzat kendisi hastanedeki işini gücünü bırakaraktan geldi. Bizim Çaylıbakır işletmelerinde sağlıkla ilgili olan kısımları birebir anlatmaya başladı. Peşinden Yeşilay'ın uzmanları yine sağlıkla ilgili olan kısımlarına hızlı bir şekilde Rıfat Bey'in koordinasyonunda bütün çalışanlara anlattı. Bu işin bir hukuksal tarafı Emniyet Müdürlüğü ile yaptık. İkincisi sağlık tarafı Yeşilay'la beraber yaptık. Bunun bir de manevi boyutu var. İnsanlar ne kadar söylerseniz söyleyin belli bir şeyde dini olguların için işin içerisine girdiğinde biraz daha geri durabiliyorlardı. Bu sefer de il müftülüğünden destek istedik. İl müftülüğünden ilgili uzman arkadaşlarımız. Dini boyutu olarak uyuşturucu maddenin insan vücuduna vermiş olduğu zararlar ve dini açısından sakıncaları konusunda ciddi bir bilgilendirme bombardımana yine tuttu bütün çalışanları. Bir sonraki. Bütün bu altyapıyı hazırladıktan sonra bir sonraki Rıfat Bey. Bir sonraki. Bu esnada tabii ki biz bir geri gelir misiniz lütfen? Bu esnada tabii ki bizim bütün güvenlik çalışanlarımız da Rıfat Bey ve sağlık ekibi bu konuda artık nasıl yapılacak konusunda uzmandı ama güvenlikten nasıl davranması gerektiğini konusunda çok emin değildik. Bu sefer de güvenlik çalışanlarımızı biz bu konuda eğitmeye başladık. Çünkü sonuçta bütün işlem güvenlik ofisinin orada yapılacak. Oradan olduğunda sağlık ünitesine yönlendirilecek. Güvenlikçinin işte gördüğünde ağzını tutması, anlatmaması, bunun yayılmaması, kişiye davranışı gibi birçok eğitimi yine güvenlikçilere bunu yaptık. Sonrasında altyapıyı oluşturduğumuzda artık genel müdürümüz sahaya çıktı. Az önce Rıfat Bey'in söylediği üst yönetim taahhüdü burada çok kritik nokta. Genel müdürümüz sahaya çıktı. Burada bilgilendirmede nasıl yapacağımız konusunda, yani biz bu bağımlılık testlerini nasıl yapacağımız konusunda, rıza vermezlerse ki rıza bu konuda oldukça kritik aşamalardan bir tanesi, rıza vermezseler ne olacağı konusunda, pozitif çıkarsa sonuç ne yapacağımız konusunda, hile yapılırsa ne yapacağımız konusunda, ne zaman başlayacağımız konusunda açık ve dürüst bir iletişim politikasıyla bütün çalışanlarımıza bu mesajları tek tek geçti. Bu esnada yine arka planda ben bağımlılıkla mücadele ile ilgili bütün bu topladığımız bilgiler ışığında bir prosedür hazırladım. Ve bu prosedürün ekinde de bizim hukuk departmanı bir muvaffakatnamenin nasıl olması gerektiği konusunda bir ilgili hukuk uzmanlarıyla beraber çalıştılar ve bir muvaffakatnamede bu noktada hazırladılar.
Biz genel müdür dedim ya, bizim amacımız hiçbir zaman şeyi yakalamak olmadı. Bu ara saate de bir bakayım, çok da zamanınızı almadan. Hiçbir zaman çalışanları yakalamak, üzerlerine çökmek, aha biz bunları yakaladık, buradan iş atalım diye bir şeyimiz olmadı. Ve bütün çalışanlara 2 aylık bir süre verdik. Dedik ki biz atıyorum bugün Kasım'ın 1'i, Aralık'ın sonu, Ocağın 1'i itibariyle biz bütün sahalarda, bütün çalışma arkadaşlarımızda genel tarama testi yapacağız. Varsa kullanan bu zaman içerisinde bıraksın, uzak dursun. Varsa kullanan gitsin ama az önce Rıfat Bey'in bahsettiği sağlık ekiplerinden destek alsın bunu bırakmak noktasında. Bu şekilde bir telkinimiz oldu ve bu 2 aylık süre içerisinde biz hani tamam 2 ay sonra yapacağız deyip durmadık. Bu 2 ay süre içerisinde de yine çalışanlarla muvaffakatnamelerini aldık. Bir sonraki Rıfat, muvaffakatnameleri aldık. Yine bilgilendirmeye devam ettik. Rıfat Beyler yine sahaya indiler. Sağlık ekibi sahaya indi, iş güvenliği ekibi sahaya indi. Birebir yine bütün çalışanlarla iletişime geçtiler. Muvaffakatnameleri aldık. İtiraz edenler olmadı mı? Kesinlikle oldu. Ben imzalamayacağım muvaffakatnameyi dedi. Bu ilk başlarda 80-100 kişiydi. Yine burada bir ikilemde kaldık. Acaba bu 80-100 kişi hayır derse biz ne yapacağız şeklinde ciddi bir zorluk yaşamaya başladık. Fakat dedik tamam 100 yani bununla bir yüzleşmek gerekecekti. Bu yüzleşmeyi biz yaptık bu noktada. İmza muvaffakatnameleri almaya başladık. Gele bir baktık ki sonuçta 8-10 kişilik bir grup kaldı itiraz eden. Bunlarla da yine genel müdürümüz, yani biz falan değil, bölüm müdürü falan değil, direkt genel müdürümüz birebir kendileriyle görüşerekten onların da muvaffakatnamesini aldı. İnsanların kafasında şu vardı, bizde tükürükte hani bu maddeyi kullananlar süreci biliyor. İşte tükürükte anlık alıyorsunuz, idrarda 7 gün kalıyor, saçtan aldığınız zaman 1 ay kalıyor şeklinde. Az önce Rıfat Bey'in bahsetti. Bunları biliyor olmalarına rağmen bizim genel müdürümüz sadece ve sadece biz idrardan bu işi yapacağız dedik ve başka hiçbir şey yapmadık. Ne saçtan, ne tükürükten, ne başka bir şeyden. Özellikle de pozitif gelen olduğu zaman bunu biz kesinlikle ifşa etmeden sadece hekimle kendi arasında kalacağı ama bizim yasal zorunluluğumuz olarak da bunu yasal mercilere bildirmekte yükümlü olduğumuz konusunda kendilerini bilgilendirdik. Ve bu şekilde devam ettik sürece. Bir sonraki Rıfat. Rıfat Bey bahsetti testi nasıl yapacağımız şeklinde. Biz bunu bir program dairinde yaptığımız zaman bütün kitleri aldık. Rıfat Beyler en uygun kitin hangisi olduğunu buldular ve bu kiti aldık. Ve bütün çalışanları sahaya, sağlık ünitesine davet ettik. Belli bir periyot içerisinde bunu herkesten idrar testini yaptırdık ki ilk önce genel müdür, ben ve yönetici arkadaşlarımız gittik biz bu testi yaptırmaya. Yaptırdıktan sonra biz çok bir şey olmadan devam etti. Hiç mi şey görmedik hani bu işin içerisinde böyle baktığımızda hiç mi aksayan yön görmedik? Evet gördük, idrarda hile yapanı da gördük. Bunlara daha sonra uyarı cezaları falan verdik. Şimdi idrarda uyuşturucu testi yaptığımızda 9 kişiyi bugüne kadar hatta şimdi son bu güncel istatistik değil 11-12 kişiye pozitif gördük şeyde. Bunlardan 8 tanesi ilaç kullanımıydı. Şu anda bu da 9 falandır. İlaç kullanımını az önce Rıfat Bey bahsetti. Kişi bazen psikolojik ilaçta kullanabiliyor. Dolayısıyla o psikolojik maddelerde bu test kitine yansıyabiliyor. Şeyleri verdiğinde reçeteyi ibraz ettiklerinde bunu Rıfat Beyler bizim sağlık ekibi otomatik olarak sildiler. Bizim nihayede önümüze bir tane uyuşturucu kullanan kişi olarak karşımıza çıktı. Hatta çok ilginçtir. Biz ilaç kullanıp bize bilgi vermeyenleri de burada görme şansımız oldu.
Pozitif geldiğinde diyorsunuz ki pozitif geldi şurada, atıyorum bir narkotik madde pozitif geldi. Aa, ben ilaç kullanıyorum diyor. Bizim sağlık ekibine bildirmemiş doktora gittiğinde o ilacı kullandığını. Hatta çok enteresandır, bir tanesinde eşinin ilacını kullanmış. Aa, bana iyi geliyor diye almış, eşi psikolojik bir ilaç kullanıyor. O da bana iyi geliyor diye o da atmış ondan, ara ara atıyormuş. Tesadüfen biraz sonra göstereceğim uygulamayı nasıl yaptığımız noktası. Tesadüfen denk geldi. Testini yaptık. Pozitif geldi. Ama böyle bir durumla da karşı karşıya kalıyorduk şeyde. Bunun bir de Rıfat Bey'in söylediği gibi sürdürülebilirliğinin yapılması gerekiyor. Bir kez yapabiliyorsunuz bunu. Yapmakta hiçbir sakınca yok. Sakınca yok derken altyapısını yaparak, kişilerin muvaffakatını alarak da yapabiliyorsunuz. Ama bunun sürdürülebilir olması oldukça değerli. Bir sonraki Rıfat Bey lütfen. Şimdi bizim daha önce sahada bir uygulamamız vardı. Şöyle bir uygulamamız vardı. Biz alkol testini yaklaşık 2002 yılından beri yapıyoruz. Yani madeni kurduğumuzdan birkaç sene sonra, özellikle Avrupalılar, ekspatla çalışanlarımız ayrıldıktan sonra sıfır alkol politikasıyla biz bir uygulama yapıyoruz. Bunu şöyle yapıyorduk. Hemen ortadaki fotoğrafta görüyorsunuz. Fotoğrafın içerisinden beyaz ve turuncu top atıyorduk. Beyaz top çeken her gün çalışan sahaya geldiğinde o topları oradan çekip sahaya geçiyorlardı. Turuncu top çektiklerinde de alkol testi yapıyorlardı. Yapıyorduk güvenlikte. Bunu da topları belli bir oranda atıyorduk. %2, %5, %15 duruma göre değişerekten. Sonrasında biz buna prosedürümüzün de içerisine koyduk. Kırmızı topu ekledik. Yani bunun anlamı şu. Kişi sahaya geldiğinde o torbanın içerisinden tombala çeker gibi top çekiyordu. Beyaz top çekerse sahaya gidiyor. Turuncu tek top çekerse alkol testi. Kırmızı top çekerse de uyuşturucu testi yaptırmak durumunda. Bunu muvaffakatnamede her bir şeyinde prosedürümüze yazmış durumdaydı. Sonra pandemiyle beraber bunun çok tehlikeli olduğunu gördük. Yani orada kişiler ellerini sokuyorlar. İlk başlarda Covid'in de elle tutmayla çok hızlı bir şekilde bulaştığını gördük. Sonrasında bir yazılım geliştirdik. Bu yazılımda bilgisayar üzerinden kişi güvenlik noktasına geldiğinde güvenlikçi bilgisayardan bir tuşuna basıyor. Otomatik olarak aynen tombalada olduğu gibi toplar dönüyor kendi içerisinde. Ne geliyor? Kırmızı, turuncu ya da beyaz top. Beyaz geliyorsa yine sahaya çalışmaya gidiyor. Turuncu geliyorsa alkol testine gidiyor. Kırmızı geliyorsa da bu sefer de uyuşturucu testine gidiyor. Bir sonraki lütfen. Şimdi maliyete baktığınız zaman ya çok büyük bir maliyet mi? Bana göre çok büyük maliyet değil, hatta hiç maliyet değil. Maliyet olarak da kesinlikle bakmamak gerekiyor. Bir test kiti o zaman 9-10 dolardı. Yaklaşık 40 lira falan, 40-45 lira falan geliyordu. Şimdi de 100 lira olarak geliyor. 100 lira 400 kişinin olduğu yerde işte kaç, 40, o 400 bin lira falan ediyor. Yani o da herkese 400 kişiye yapsanız 400 bin lira kadar bir maliyetiniz oluyor. Tarama testlerinin ne baktığınız zaman bunu herkese yapmıyorsunuz. Belli periyotlarda yapıyorsunuz. Yine atıyorum vardiyada 3 kişiye, 5 kişiye yapıyorsunuz. Onda yıllık toplam maliyeti 40 bin lira civarında bir maliyeti vardı bize. Şimdi Rıfat Bey bilir, önümüzdeki ay bizim Kasım ayı bütün sağlık tarama testini yaptığımız ay. Sağlık tarama testine yine bütün sahaya haberli bir şekilde biz madde bağımlılığı ile ilgili olan testi yapıyor olacağız. Bir şey yakalayacağımızı düşünmüyoruz ama yine de caydırıcılık açısından bize oldukça değer kattı, katmaya da devam ediyor. Yine geçtiğimiz birkaç hafta önce bir arkadaşımızın testi pozitif geldi. Tamamen o top çekti. Topu çektikten sonra test yaptık. Testi yaptıktan sonra pozitif geldi. Şu anda hala sahada değil ki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç tamamlandıktan sonra ve tedaviyi de kabul ettikten sonra yine belli aralıklarla test yapmak şartıyla ilgili arkadaşımızı sahaya davet edeceğiz. Çalışmaya başlayacak.
Eğer çalışan kişinin çalıştığı iş çok böyle kazaya yatkın, dikkat gerektiren işlerse, o zaman da yine çalışanın gerektiğinde iş değiştirebiliyoruz. Yani süreç tamamlanana kadar daha az tehlikeli olan bir işte kendisini korumaya alıyoruz. Peki sonuç olarak ne oldu? Biz amacımıza ulaştık bu noktada. Sürdürülebilirliği sağladık. Bu süreç içerisinde yaklaşık 8-10 kişi Rıfat Bey'e gitti. Genel müdüre direkt gidip Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ederim, beni bu beladan kurtardınız diyen 8-10 kişilik bir arkadaşımız vardı. Tespit ettiğimiz kişiler var. Halen caydırıcılığını çok ciddi anlamda sağlıyoruz. Çünkü kime ne zaman denk geleceği hiç belli olmuyor. Bir bakmışsınız çat diye size kırmızı top geliyor ve hiç şeysiz, habersiz bir şekilde gidip testinizi yaptırmak durumunda kalıyorsunuz. Kamu özel şirket işbirliğinin güzel bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz gerçekten partnerlerimiz olarak gördüğümüz Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Diyanet, Sağlık tarafı, Bakanlık tarafı, Kaymakamlık tarafı, Mülki İdare tarafı, muhtarlar, toplum derken çok ciddi bir altyapıyla bu işin altından kalktık, bu işi kotardık. Hava yolları dışında yine sektörde ilk örnek yine Çayırbakır işletmelerine yapmış olduğumuz bu çalışma. Türk Hava Yolları'nın yaptığını biliyorduk bu bağımlılık testlerini çalışanların, özellikle pilotlara. İçişleri Bakanlığı'nın üzerine biz yine bir telkinimiz oluyor. Hala da olmaya devam edecek. Çünkü bu işin mevzuatsal anlamda bir karşılığı yok. Rıfat Bey'in de söylediği gibi. Bunun mevzuatta bir şekilde hem Çalışma Bakanlığı'nın, hem Adalet Bakanlığı'nın, hem İçişleri Bakanlığı'nın mevzuata bir şekilde bunların işverenler tarafından da yapılabileceği konusunda mevzuatın bir köşesine girmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor, girişimlerimiz devam ediyor, bakanlığa yazılarımız devam ediyor. Umuyoruz ki bu mevzuatın içerisine girdiğinde diğer işverenler için de bir örnek teşkil edecek ve gerçekten bağımlılıktan kurtardığınız her genç, her çalışan ülke ekonomisine, ülke dirliğine, dinçliğine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edecek, katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu konuda ciddi anlamda bizim girişimlerimiz devam ediyor, etmeye de devam edecek. Belki risk yönetim grubu, risk yönetim derneğinin de bu konuda bize destek olması ve bakanlıklarla iletişimlerde bunun mevzuata girmesi konusunda çalışma yapılması gerekiyor. Ki benden beklentiniz olursa destek anlamında, bakanlığa gidip durumu anlatma anlamında her zaman bu konunun en üst perdeden anlatılmasında destek sağlayacağımızda görüşlerinize sunarım ben. Çok teşekkür ediyorum. Geç oldu. Soruları da varsa cevaplayalım değerli katılımcılar. Rıfat Bey, size de teşekkür ederim. Bu tablette bir türlü şey yapamadım. Ne derler? Anlaşamadım. İnşallah bir sonrakisinde çözmüş olacağım sorunları. Hamit Bey merhaba. Ben de Hamit Bey benim çok eski öğrencim. Çok memnun oldum. Hocam, ağzına sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Hocam bu seneyi geçti galiba Okan'daki beraberliğimiz. Evet hocam, çok epikat, neredeyse 10 sene oldu. Rüştü hocam benim üniversiteden hocam. Bana çok değerli katkıları var. Belki Nurdoğan hocamı pek tanım şey yapmıyorsunuz, bilmiyorsunuzdur. Nurdoğan hocam profesör aynı zamanda. Ve şu anda iş güvenliği gönüllüsü olarak bizlerle beraber bize destek oluyor. Ben GİAP'larında kendilerini de sizlere tam takdim edeyim. Hocam sesin kapalı. Evet. Benim de kameram çok kapalı. Sizin kameranız kapalı işte hocam, doğru. Ben Rıfat Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten bu konulara kimse eğilmiyordu. Şimdiye kadar böyle bir konuşma hiç hakikaten dinlemedim. Çok güzel konular, eğililmesi gereken konular.
Rıfat Bey'in söyledikleri gerçekten çok ilginç. Kişilere ne zararlar verir, durumları nedir diye. Hamit Bey de çok enteresan önlemler almışlar. Hele 3 top meselesi çok enteresan geldi bana. Gerçekten öyle. Şansa yani kimseye suçlamıyorsunuz. Şansına böyle git muayene ol diyorsunuz, kontrole gir diyorsunuz. Öylece de varsa arada kaçan yakalanacaktır. Kimseyi kırmadan, kimseye özel bir muamele yapılmış olmadan. Benim iki konuşmacılara da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç bir konulara eğildiler. Çok faydalı oldular. Çok teşekkür ederim. Rüşşü Hocam size de çok teşekkürler. Beni davet ettiniz. Benim haberim yoktu. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Rıfat Bey de teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hamit Bey öğrencim olunca direkt oradan girdim. Evet. Teşekkürler. Tabii bu arada Engin Bey'e de teşekkür ederim. Engin Hocam'a da konuyu şeyine yaptı, tanıtımını yaptı. Çok teşekkürler ona da. İyi akşamlar herkese efendim. Sağ olun. Ergün Bey, mikrofonun sesini açabilir misiniz? Ben de teşekkür ederim. Konuşmacılarımıza da teşekkür ederim. Zaten insan yönetimi her sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe bu işin en önemli kısmı. Çünkü ciddi yatırımlar olan büyük ekipmanların kullanıldığı proseslerde insan yönetimi çok önemli. Bahsedilen konular sadece madenler için değil, diğer sektörler için de oldukça önemli. Sunumlar da oldukça iyiydi. Şimdi süre olarak da az bir süremiz kaldı. Şu an text bölümünden bir soru, bir tane vardı, cevap alındı sanıyorum. Sorularımız varsa buradan veya text bölümünden alarak içeriği ilerletebiliriz. Kısa bir süremiz kaldı. Benim bir sorusu var. Evet Hakan Bey. Pardon. Canip Bey'in bir sorusu var. Sunum için teşekkürler. Chat bölümünden görebiliyor musunuz Ergin Bey? Ha, şimdi gördüm, pardon. Okuyorum Canip Bey'in sorusunu. Tespit edilen kişilerin yaptığı işler nelerdir? Pozitif vakaların genellikle operatör ve şoförlerde olduğunu tahmin ediyorum diyor. Böyle bir sorusu var Canip Bey'in. Rıfat Hocam ya da Hamit Bey, hanginiz cevap vermek isterseniz. Ben vereyim. Öncelikle zaten madencilikte sizin çoğunlukla %90 operatördür. Çalıştığınız kişiler. Bunlar ya kamyon sürüyorlardır ya kepçe sürüyorlardır. Bizdeki vakalarda ya, Rıfat Bey yanlışsam düzeltirsiniz. İlk yakaladığımız vaka sanırım şeydi, kamyon operatörüydü. Son yakaladığımız vakada da şey vardı, bizim mekanikte normal yıkama temizlik işi yapan arkadaşımızdı. Hatta şöyle bir güzelliği var. İlk yakaladığımız vaka, ilk yaptığımız gün sabah 7'de yaptığımız test. Birinci vaka. İlk testi yapıyoruz ve kişi pozitif çıkmıştı. Hani öyle bir hani güzellik mi diyeyim, bize katkı mı diyeyim? Çünkü ona güvenmeyenler de pozitif çıktığını görünce ilk testte ilk kişide sağdaki algı daha da farklı olmuştu. Bir de geldiğinde ilk ben olmak istiyorum dedi. Yani direkt güvenliğe geldi. Ben direkt sağlık ünitesine gidip testimi yaptırmak istiyorum dedi. O kadar kendine güveniyordu. Ama maalesef pozitif geldi. Süreci işlettik o konuda. Zaten ilk etapta bir ay boyunca sahaya sokmuyoruz kişiyi. Yani bu da bizim kişinin arınması konusunda tamamen bizi rahatlatıyor o noktada. Sonrasında da periyodik olarak takip ediyoruz tabii. Kişiler, şöyle söyleyeyim araya. Kişiler bağımlılık seviyesine bir soru, bir arkadaş yakalamış galiba 2 ay önce, öyle saptanmış. Bağımlılık seviyesine gelmediyse, bağımlılık tedavisi görmüyorsa, herhangi bir reflekslerinde ya da herhangi bir şeyinde azalma yoksa yine işine devam edebiliyor. Ancak bağımlılık seviyesine geldiyse, tedavi aşaması olduysa, o zaman çok tehlikeli işler. Sahadan neredeyse 1 sene, çünkü yoksunluk sendromlarına da giriyorlar ve dönüşünde yoksunluk sendromu olması bağımlılık kriziyle aynı. Kullanmış ya da yoksulluğa girmiş. Aynı etkileri gösteriyor neredeyse ve sıkıntılı durumlara sokabiliyor. Eğer kişi zaten o seviyeye geldiyse hem hayatı hem işi her şeyden oluyor zaten. O seviyeye gelmeden yakalanması bir problem çıkmıyor. Teşekkürler. Kemal Bey'in bir sorusu var sanırım. Madencilik sağlık riski sırasında madde bağımlılığı ile ilgili devamı tam olarak çıkmadı ama. Devamı yok. Öncelik seviyesi olarak ele alınması gerektiğini
belirlemiş, söylemiş. Kemal Bey. Hangi öncelik seviyesinde ele alınması gerektiğiyle ilgili bir sorusu var. Bununla ilgili Rıfat Hocam. Şöyle bir şey var. Bu görünmeyen bir risk. Diğerlerinin hepsini görebiliyorsunuz. Çoğu zaten İSG uzmanı arkadaşım burada. Hepsi sağda, tecrübeli. Siz tehlikeleri fark edebiliyorsunuz çoğunu. Neresi patlar, neresi akar, neresi yıkılır, havalandırma ne zaman bozulur anlayıp önceden tespit edip boşaltabiliyorsunuz. Ancak bir kişinin ne zaman patlayacağını, ne zaman bulgu vereceğini ki kalabalık madenlerde, şu an çalıştığım madende 2700 kişi çalışıyor. Çaylıbakır'da 500, yan madende 5000, 1500. Her bir kişiyi her zaman bir checklistle ya da bir şeyle kontrol edemediğiniz için gerçekten saatli bomba gibi oluyor. Ve bölgeye göre kullanım miktarları çok artabiliyor. İçinde kullanım şeyleri tespit edilene kadar çok geçmiş olabiliyor. Öncelik seviyesi gerçekten öncelikli olarak ele alınması gereken grupta. Lakin mevcut durumlarda ötelenmiş halde ya da bir şey yapılamıyor. Bu kanundaki, mevzuattaki yerinin tam olmaması ve testleri yapamama gibi sıkıntılar var. Bir de tabii bölgenin potansiyeli önemli. Bazı bölgelerde bu işi yapmaya kalktığınız zaman çok daha sıkıntılı tepkiler, sıkıntılı sonuçlar alınabilir. Cevap verebildim mi bilmiyorum ama Ahmet Bey'in de görüşü varsa. İlave bir şey söylemeyeceğim Rıfat Bey. O şekilde şey, risk bakımından baktığınızda görünmeyen bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Ki sektörel anlamda da baktığınız zaman çok ciddi risklerin olduğu bir sektör. Dolayısıyla bunu bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Kanun size zaten diyor, çalışana şunu diyor, işte uyuşturucu ve alkollü olarak işe gelmeyin diye. Yöntem biraz farklı. Yöntemi bulup doğru iletişimle doğru kişileri sistemin içerisine dahil etmeyle bu riski yönetmek gayet mümkün. Biz Çaylı'nda başardık bunu. Türkiye'nin diğer tarafındaki diğer arkadaşlarım da başaracağına ben eminim. Ama doğru stratejiyle bu hareketi yapmak gerekiyor. Yani benim bir yorumum var. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kişilerin sosyal hayatındaki değişiklikleri gözlemleme şansımız oldu mu? Aile içi çatışma veya benzeri problemler oluşturma ihtimali yüksek olduğu için böyle bir gözleminiz oldu mu? Bununla ilgili bir sorusu var. Buna cevap verebilirim. Birkaç kişinin, çünkü bu testler pozitif, ön yargıda yaklaşan, buna karşı çıkan gruptan kişilerin testler başladıktan yaklaşık 3-4 ay sonra gelip aile bütünlüğünün korunduğunu, gerçekten hani sevgilisiyle, şanlısıyla ayrılma aşamasında olup da tekrardan sosyal ilişkilerin düzenlendiği. Çünkü işini kaybedecek. Bu durumlar dışarıda biliniyor bazen. Eşi durumundan ya da sevgilisi bunu, nişanlısı biliyor. Ancak onların içinde bir bilinen bir şey olduğu için dışarı pek yansımıyor. Bu durumla beraber onlar da işini kaybetme durumu var. Oradaki şeylerde de zorunluluk içici bir faktör oluyor. Caydırıcı, toparladığını, nişanlısından ayrılmadığını, ev içi hayatının daha da düzenli olduğunu, ilk başta karşı çıkanların böyle bir dönüş oldu. Onlar da pozitif çıkmadı. Kendileri gelip dile getirdi. Artık kullanmadığını, artık şey yapmadığını ve testlerde de çıkıyordu artık negatif oldu. O durum saptandı. Hatta onlar ilk başlarda bazen hileye gitme, çok su içme, idrarı su gibi yapma ya da idrarım yok deyip kaçma potansiyeline giden kişilerdi. Onlardan da vazgeçtiler. Reçetesiz ilaç kullananlar vardı. Reçetesiz ilaç kullanmaktan vazgeçtiler. Çünkü onun da sıkıntılı grupta yer aldı. Öğrendiler. Hani 2-3 tane net birebir gelip pozitif çıkmadan sosyal yaşantılarının iyileştiğini, toparladığını aktardılar. Teşekkürler hocam. Başka soru göremiyorum ben. Süre olarak da... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Bu konu gerçekten çok önemli, güzel bir konu ve şimdiye kadar kimsenin eğilmediği bir konu. Gerçekten iki tane dostumuzu tebrik ediyorum ben. Güzel bir konuya girmişler ve ben Rüştü Hocam'dan da öğrencilerimize bu konuyu araştırmaları için dersler vermiş, daha doğrusu tezler vermesini çok faydalı olarak görüyorum Rüştü Hocam. Ya, gerçekten çok önemli ve biz şimdiye kadar hiç bu konuda ne yapabiliriz, nasıl önleyebiliriz böyle bir, çünkü hele
bu kazı şey işlerinde çok da büyük tehlikeler var. Bir kişinin en ufak bir hatası çok büyük olaylar meydana getirebilir. Bu konuyu bence çok iyi bir şekilde eğilmemiz lazım ve bu konunun üzerine gidip nasıl tespit ederiz? Gayet güzel Hamit Bey'in yaptığı gibi yani toplar olabilir, bambaşka şeyler de bulunabilir. Kontrol etmemize büyük yarar görüyorum ben. Bu konuyu göz ardı etmememiz lazım, üzerine gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Çok teşekkür ederim arkadaşlara, dostlarımıza. Rüştü Hocam'dan da özellikle hocam, rica ediyorum bu konuya eğilmesi için. Hocam çok evet. Teşekkürler. Burada birinci kahraman bence genel müdür. Yani patron sahibi olmadığı zaman hiçbir işte başarılı olmak mümkün değil. Hakikaten genel müdür de ayrıca tebrik etmek lazım. Tezler yaptırmak lazım. Evet teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğru. Doğru haklısınız. Ben ama bu konu üzerine eğilmek lazım. Ben hiç düşünmemiştim bu kadar önemli olarak bu Rüştü hocam. Faydalı olacağını. Hatta ben bir kitap yazmak gibi böyle bir uğraş içindeyim. Bu konuyu düşünmemiştim ama bu konuyu özellikle koyacağım kitabımın içine ve de sizlerle de görüşebilirim. Daha başka ne gibi şeyler yapıldı bu kitapta da bunlardan da bahsetmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ben kusura bakmasanız Ergin Bey, Rüştü Hocam'ı, Nurdoğan Hocam'ı söyledim ama bilmiyorum Rüştü Hocam'ı tanıyor musunuz? Ne kadar yakından tanıyorsunuz? Kendisi Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölüm Başkanı, bölümün kurucusu. Aynı zamanda Meslek Hastalıklar Vakfı'nın da başkanı. Bu konuda da oldukça ciddi çalışmaları olan değerli hocam. Bu vesileyle ben onu da sizlere takdim etmiş olayım. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Yani hem hocamı tanıtmanız hem de sunumunuz için teşekkürler. Teşekkürler. Sanıyorum başka soru yok. Maden uzmanlık grubumuzun kurucusu diyelim, yönetim temsilcisi Hakan Kılıçoğlu. Hakan Bey, sizin bu konuda bir yorumunuz veya son kapatacağız bir görüşünüz var mıdır? Çok teşekkür ederim Ergin Bey. Gerçekten çok ilgi çekici bir çalışma yaptınız. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ederim. Dernek olarak çok çok teşekkür ederiz. Risk Yönetimi Derneği Maden Güvenliği Uzmanlık Grubu'yla böyle Nurdoğan Hocam gibi çok değerli hocalarımızın da takdirini kazanan bir çalışma yaptı. Onun için çok mutluyuz. Zamanımızı da birazcık geçtik. Herkese çok teşekkür ederim. Siz moderatörsünüz ama sağ olun, söz verdiniz. Teşekkür ederim. Dilerseniz artık programımızı kapatalım. Bütün konuşmacılara, emeği geçenlere tekrar çok teşekkür ederim. Tekrar ben Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet. Herkese teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. Herkes